Evet, yepyeni bir bakıp çıkacağım videosuyla daha karşınızdayım efendim. Nasılsınız? İyi haliniz, keyfiniz nasıl? Umarım iyisinizdir. Video hoşunuza giderse like atıp çok sevinirim. Şimdi hemen bakalım ne var ne yok. Galiba Need for Speed Unbound gelmiş. Hemen her yere de şeyini yapmışlar. Posterleri mi diyeyim artık buna ne deniyorsa. Tam ne yılını yapmışlar. Playlistinde Lies of P, Naraka Bladepoint, Doom Eternal, son çıkanlar, Charger. Burada Need for Speed serisinin oyunları var sanırım. Underground var mı şurada? Göremiyorum. Deluxe, Payback, Most Wanted. Yok. Most Wanted da güzel. Ay konuşamadım. Most Wanted da güzel. Bakalım. Story of Seasons. Charger. Geçelim. Benim için seçtikleri yine aynı. Burası aynı. Game Pass'e geliyor. Burası da aynı sanırım. En popüler. Charger. Yakında çıkıyor ya, bir şey eklemişler mi? Yok. Şöyle bakalım. O zaman hemen beni şaşırt diyelim biz. Pıt 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 bakalım ne çıkacak. Record. Aa biz bunu oynadık. Record oynadık. Record'a baktık. Record maalesef güzel olacakken son anda karar veremediği için ortalama olmuştu bize göre. O yüzden hemen bir yeniden başlatalım. Amazing Cult Cultivation Simulator. Bu biraz daha uzak doğu sanırım. Kültivasyon işleri falan. Neresi bu? Daha doğrusu köken olarak neresi? Sanırım Japonya. Chart Chinese. Çin mitolojisiymiş. Bakalım bakalım değerlendirmeleri nasıl? Strateji severler. RimWorld ama Japon. Abi Çin yalnız haberin olsun da. Kültivasyon içeren bir oyun. Bu arada ben mangalarını falan çok severim. Mangalarını falan. Umarım oyun da güzeldir. O zaman indirip karşınıza geliyorum efendim. Hop hop bir anda geri geldim. Hemen klasiğe başlayamıyoruz. Tutorial oyna diyor bize. Başlayalım. Tutorial'dan başlayalım. Tamam. Tutorial oynarsan sana klasik modu açacağız diyor. Peki başlat dedim. Niye başlamıyor tutorial? He. Ayarlıyormuş. Ayarlasın bakalım. Sesimi ve görüntümü alıyor zaten. Evet. Harika. Loading data. Kur bakayım. Oyunun ses dosyaları bu arada aşırı saçma. Ses ayarları diyeyim daha doğrusu. Allah. Çok yüksek be. Lider kendini... Allah aşkına. Allah aşkına sesini ayarlayayım lütfen. Rica ediyorum. Rica ediyorum sesini ayarlat bana. Kulaklığı çıkarıp atasım geldi şu an. Kendimi bile duymuyorum. Abi Allah aşkına buraları göstereceğine biz de düzgün düzgün. Aha. Chartyurt. Başka bir göz alıcı maceradan bizimkiler geçen gün geri döndü. Yeni duydum. Onlar Lumina çekirdeğini bulmuşlar. Çok kıskandım. Evet, ben o tip bir kız olmak isterdim. Bu arada Cart Curt klan lideri altın çekirdek bölgesine ulaşabilirse başarılı bir şekilde Tai bölgesi daha fazla ün kazanabilir. Bu arada çok fazla bağırıyorsam özür dilerim ama çok yüksek ses geliyor şu an. Bizim klan liderimiz çok tecrübeli bir insan. Eminim ki iyi olacaktır. Bak ona ne oluyor? Ona ne oluyor? Biraz durgun gibiydi bu akşam yemeğinde. Ona farklı bir şey mi yaptım? Yanlış bir şey mi yaptım? Bilmiyorum. Ama eminim ki senden kaynaklanan bir şey değildir. Karakter özelliklerini gösteren bir şey var. Mesela modu optimist pesimist yaklaşıyor. O da şeyi cartürtü. Tamam Allah aşkına. Escape. Herhangi bir tuş. İlla buna mı tıklayacağım?
Basit özellikleri için C'ye basınız diyor. Kui Mengpi, 25 yaşında kadın. Hayat döngüsü diye bir şey var. Bakalım bu neymiş? Geri bir lider değil. Ama İngilizce diyorum. Çince yazmış adını. Bilmem kim bizim klan liderimiz oldu. Bu korkunç. Yerde uyuyormuş. Pişmemiş yemek yiyormuş. Uykusu bölünüyormuş. Cart cürt bir şeyler bir şeyler. Bu da modunu gösteriyor. Modu şu anda kötüye doğru gidiyor sanırım. Şu çubuk. Ya da burası bilmiyorum artık. Hey, endişelenmeyi bırak. Sadece bir kadın diğer kadının düşüncelerini anlayabilir. Eğer ki anlamak istiyorsa... Ne? Biz saldırı hattındayız. Hadi geri savaşalım, karşı koyalım. Allah aşkına sesini kısayım lütfen, yalvarıyorum şu an ya. Tamam, kamera için WASD, bir de tekerlek yakınlaştırıyor, sol klik seçiyor, sağ klik iptal ediyor. Alt tuşuna basınca yerdeki eşyaları görüyoruz. Burada tavşan var, Spirit Leaf. Neredeyiz ki biz? Çekirdek şekillendirme adasında çok uzun süre kaldım. Şimdi bizim klanımız işgal altında ve kırıp geçme aşamasına bir riskteyim. Kırıp geçme dediği herhalde iç gücünü kırıp geçiyor. Yani mesela birinci kademeden ikinci kademeye geçme aşamasında. Altı yolun reenkarnasyon kanununu çalışan biri olarak benim kırıp geçmem için çevrem kırıp geçme yapabilmem için etrafımda yeteri kadar su olması gerekiyor. Senin yardımınla buz kristali kazanını yapmalıyım ve Feng Shui'mi burada çalışmalıyım. Allah aşkına. Hiç aklıma gelmedi şu an şunu yapmak. Şöyle bir hareket yapıyorum. Size de artık daha az geliyordur. Tılsım giydirmek için bir şey seçin diyor. Tamam. Yang da aldı. Şimdi sırada benim buz kristali kaynağımı tepeler gibi oluşan buz kristal kaynağımı eritmeli ve onu buz kristali külçelerine çevirmelisin. Hemen yanındaki fırında bunu yapmalısın. Evet usta. Cart cürt, cart cürt. Burayı mine diyoruz. Burayı kazacakmış. Ha. Diyor ki bir görev verdiğinde karakter onu yapmaya gider ne olursa olsun. Hemen yerden item'ını aldı, kazmaya başlıyor. Burada da kazan var. Oyun hızını ayarlayabiliyoruz. Nereden? Şuradan. Harika. Sen bunu kazana kadar ustan öldü. Buz kristal cevheri topladın. Onu hemen hızlı bir şekilde buz kristali külçelerine çevirmelisin. Fırında sana klanımızda öğretildiği gibi nasıl onu külçe çevireceğini bilmen gerekiyor. Orada ne yapabileceğini görebilirsin diyor. 4 tane üretiyoruz. Hemen üretelim. Diyor ki hemen etkileşime geçebilmem için, bunu uyandırabilmem için bu özelliği hemen onu şey yapmalısın. Buz kristali kazanı olarak yapmalısın. Bir şeyler anlatıyor ama gerçekten anlamıyorum. Boulder'ın burada kazanımızı inşa ettik. Evet. Şey dışı. Bizim disiplin dışı. Ne diyeyim? Klanda öğretilenler dışında öğrenecek şeylerimiz varmış. İtfaiyeci, can veren, yani şifacı, şef, avcı, inşacı, çiftçi, kazıcı, yani kazıcı yine olarak çevirmek doğru olur. Kazıcı herhalde. Madenci, oduncu, döven, demirci, deri yapan, deri işleriyle ilgilenen, üreten ve piyonu bilmiyorum gerçekten. Onu şu an bilmiyorum. Biz Yang Dao olarak inşa şeyine puan verdik. Neye dayanarak verdik? Hiçbir fikrim yok ama.
Çok iyi bir şekilde. Şimdi etraftaki şartlar tamamlandı. Hemen kırıp geçmeyi yapmam gerekiyor. Lütfen benim kılıç kalkanı aktive ederek bana biraz zaman kazan. Kılıç kalkan dediği bu herhalde. Ne dönüyor hiçbir fikrim yok şu an bu oyunda ya. Burada herkes savaşıyor. Şurası yanmaya başladı ama bizim abi hala kendi kafasına göre kazan yap, şunu yap, cart yap, cürt yap, git buradan eşyaları ya. Salaklar. Nasıl ben o kadar kültivasyonumu yaparken bana saldırmaya nasıl cüret edersiniz? Şimdi ben altın çekirdek şeyine ulaştım, aşamasına ulaştım. Ölmeye hazırlanın. Ay hiç gülesim yoktu. Dünyanın en kötü animasyonu. Benim kutsal kılıcımın, yıldızsal kutsal kılıcımın tadına bakın. Şimdi ben altın çekirdek alemindeyim. Alem demek daha doğru sanırım. Bizim Tai klanımız sizin aciz ruhlarınız, yozlaşmış ruhlarınız için harika bir şey oldu. Bütün klanımdakiler emrimi duyun. Düşmanlarımızı kovalayın ve hiçbirini merhamet etmeyin. Evet Master, evet Usta. Ne diyor? Help buton F10'a basınca help geliyormuş. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok şu an bu oyunda. Ön kısmı tamamladın. Şimdi klasik ve illüzyon adasını açtın. Oyunu kendin öğrenmek için tutorial'a bakabilirsin. Şuradan basic. Of, bayağı kültivasyon, gelişim, gelişmiş. Biz bir klasik bakalım. Bunlar neymiş ya? Oyun zorluğu. Cart curt savaş zorluğu var. Ana var. Olayların gerçekleşme sıklıkları. Şöyle hemen klasik ayarlarla bir başlayalım. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok oyunda. Şey gibi galiba. 225 yılı Tian Shan şeyi. Ha. Ama ben daha okuyamadım. Niye bu kadar hızlı gidiyor abi? Allah aşkına. Şaka mı bu? Keçay. Yani bunlar nasıl okunuyor hiçbir fikrim yok. Yılan. Kaplumbağa. Ve şu ne? İnsan. Gerçekten çok iyi. Snake Yaogai. Kaplumbağa Yaogai. Yılan Yaogai ve insan. Yaogai ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Bu yılanların neyi varmış? Yılanların kazıcılığı, madenciliği yüksek. Diğerleri çöp. Bir de yapı %9 var. Sosyal değiller. Buna ne demek mantıklı bilmiyorum ama. Ne olarak geçiyor? Üstüne gelince ne yazıyor? Social. Kalite bazında. Eşyaların kalitesi çok yüksek oluyormuş bunların yaptıklarında. Hiçbir şey bilmiyorlar. Yemek namına yemek yapamıyorlar. İlaç yapabiliyorlar. Büyü oluşturabiliyorlar. Ki'yi çok yüksek hissediyorlarmış ve savaşta da ortalamalar. Kaplumbağalar yapıda çok iyiler. Malzeme oluşturmada çok iyiler. Şunlar da çok iyiler. Delicate labor. Kültivasyon. Kaplumbağalar en zorları sanırım. Zekaları çok yüksek. 8,1 puan. Bunlar daha yüksek. Bu zor kısmı herhalde. Boğar Yorgay. Tiger Yorgay. Aaa. Şaka mı bu? Reenkarnatör. He. Biz buradan seçebiliyoruz ne olacağına dair. Ama mesela bunda iki tane perk seçebilirken, iki tane ekstra şey seçebilirken şunda ve şunda seçilmiyor mesela. O zaman biz yılandan devam ki. Tamam. Şey var. Pirofobiyası var. Ateşten korkuyor. Rise of Survivor. Hayatta kalanın yarışı.
Uzun zamandan beri, antik çağlardan beri hayatta kalma yarışında başarılı olmuşlar. Perception'ı işte. Constitution yüksek. Yani şey gibi, endurance gibi. Dayanıklılık, iç dayanıklılık ve zekaları yüksek. Şansları kötü. Potansiyelleri 5.9. Burada da perk var. Perklere puanları sanırım solda yazıyor. Mesela bunu seçebiliyor muyuz? Aynen, bir tane böyle seçiyorum, bir tane böyle seçiyorum. Mesela Phoenix'ini aldık. Lock me with manual. Good Samaritan. İç disiplin, iç kültivasyonumuz 1 artıyormuş. Advanced manual, gelişmiş manuel diye bir özellik açıyoruz ama nasıl bilmiyorum. Gelişmiş eser açtım. Bir tane de yemek depolama açayım. Ne yapayım, hiçbir fikrim yok. Bir şeyimiz yüksek. Reenkarnatör değil. Başlayalım. Kaçıştan birkaç gün sonra. Ben şuradayım. Bu karakter menüsü karakterin durumunu gösteriyor. Açlığı, modu, etkileşime geçmesi. Hiçbir fikrim yok ne yapacağıma dair. Şunları toplayalım. Ne oldu? Klan lideri ve ben geri geldik. Yart yurt bir şeyler söylüyor. Hiç umurumda değil. He. Ne nasıl alacağım? Open dedik. Kullan. Ha, bunların üçü de benim karakterim mi? Şecai kullansın mesela. Ekmeğim burada. Bunlar hep ekmek çarçurt ya. Bu şifa iksiri. Şimdi birisi mesela ağaç kessin. Kesebiliyor mu? Kimseye yanaşmıyor. Ha, şu gitti. Foundation. Sen ne yapıyorsun mesela? Seni nasıl geliştireceğim ben? Ve sende niye bir şey var? Konuşalım şununla. Ha, konuşmayı mı yasakladık? Niye? Ha, konuşuyor şurada. Burası güvenli görünüyor diyor. Tamam, peki. Şu kutuyu açın. Explore deyince ne? Ana. Ejder geldi ya. Bu ne? Allah aşkına bu ne? Ejder gidiyor üstümüzden. Allah'ım neler oluyor? Of. Bizim Recai ne yapıyor? Kafayı yedi. Tabii doğal olarak. Şimdi ben buraya bir şey kurmak istiyorum. Mesela build dedim. Allah aşkına bonfire. Good. Hızlı koş. Ha, şuraya yap mesela. Bir anlamıyorum ya. Şunu da keşke kapatsaydık. Şunu demolishleyelim, patlatalım. Şimdi başka ne build diyebiliyoruz? Çalışma alanı, materyal çalışma alanı. Bir tane kuyu yapalım şuraya. Niye yaptığımı sorgulamayın lütfen. Şuraya bir tane ateşin yanına çalışma masası yapalım. Buraya da demirle ilgili bir çalışma yeri yapalım. Odunların olduğu yere de bir tane odun istasyonu yaptıralım. Harika. Life. Ol yok mu? Ol. Hepsini seçebileceğimiz bir şey. Work. F1'e F2'ye basıyorum da ne oluyor mesela? Şununla birisi konuşsun. Niye çalışma masası yapmıyorlar? Hiçbir fikrim. Hop hop bir anda geri geldim. Şimdi clear area diye biliyoruz. Şöyle seçince burayı tamamen temizliyor sanırım. Niye bunlar yardım etmiyor mesela?
Siz de yardım edin. Şu an daha birinci gündeyiz ve uyuyorlar diyor. Tamam. Şunu yapın lütfen. Hadi bekliyorum. Ateşin başında uyusaydınız keşke bir. Ve şu uyurken vakit niye geçmiyor? Yemeğimiz burada, ilacımız burada, odunumuz ve çalışma şeyimiz. Hunt var, avlama, cart curt. Formasyon neymiş bu? Auxiliary'si yapmadın diyor. Ne olduğunu bilmiyorum onun. Hala uyuyorlar. E bu uyumuyor. Bu şey yapsın, yardım etsin buraya. Bunu kursun. Niye bunu kurmuyor? Biz böyle uyanmanızı mı bekleyeceğiz sizin? Heh, çalışıyorlarmış şu an. Çalışırlarken herhalde şey yapamıyoruz. Acaba sen bir yardım etseydin be? Bu neymiş? Karizması çok yüksek bunun. Diğerleri çöp. E bizimki bunu tokatlar he. Saldıramıyor muyuz mesela? Target. He, bu şey olarak target. İhtiyaç duyduğumuz olarak target. Bilemedim şimdi ne yapacağımıza dair hiçbir fikrim yok. Güç. Kendi iç gücünü kontrol edemediğinden dolayı güç panelini açamazsın. Plan. Oy. Establish. İç şeyini hallettikten sonra şeyi yapabiliyormuş artık. Allah aşkına bunları yapın ya. Bunları mesela niye tamamlamıyorsunuz? Timber'ımız yok. Timber'ı nereden yapacağım? Ben nereden bileyim timber nereden yapılıyor? Allah aşkına ya. Timber. Produce. Lan çıldıracağım ya. Ha. Workplace dedim. Produce. Ha, buradan bunları yapıyoruz. Timbrex yap bir tane. Bunu yanlışlıkla demolish ettim. Patlattım. Workplace yapalım bir tane. Produce. Aynısı mı bu? Bunu demolishleyeyim. Materyal. Ha. Timber. Pıt 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 pıt. Bir sürü timber yap bize. Yine gece oldu ya. Gece çok hızlı yolluyor da. Sonrası gelmiyor. Bir şeyler bulduk. Artı %10. Toplayıcılık. El şeyi ve bir şeyler kazandık. Peki. Yani ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok şu an. Polaris kasket. Kutsal yadigar. Çirkinmiş. Abi çok hızlı gece oluyor. Allah aşkına çıldıracağım. Hemen uyuyorlar ya. Ben çok bir şey anlamadım şahsen. Ne yalan söyleyeyim. Daha fazla da uzatmanın bir manası yok şahsen. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Çok anlamasak da yani bir nevi bir tuhaf bir oyun mu diyeyim artık? Ne diyeyim bir şey anlamadım. Ne yapacağıma dair hiçbir fikrim de yok. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.